Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir çekte karşınızdayız. Bugün bir inceleme değil, bir karşılaştırma hiç değil. Samsung Galaxy Z Fold 3'ün özelliklerini dış sesle beraber değerlendireceğiz. Alınır mı, alınmaz mı bunu konuşacağız. Değil mi dış ses? Özgür Çetin Fold 3'ü alacak mı? Ne diyorsun baş, Özgür baş, Çetin? Baş. Ya şimdi şöyle dış ses için. Biliyorsun biz seninle bunu konuşmuştuk daha önce de. Bu katlanabilir telefon, bu formu ben çok beğenmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Neden? Yani şöyle şimdi burada bir ekranımız var böyle ince uzun. Sonra açıyorsun, hop o ekran buraya geliyor böyle. Daha büyük bir ekran oluyor. Ben açıkçası bu kullanımı çok şey bulmadım. Çünkü bu ürünler çıktığında neydi biliyorsun hatırlarsın. Hani tablet gibi telefon değil mi? Şimdi ama tablet gibi yan yana koyduğun zaman bunu abi bu değişik bir format yani şimdi. Sence bunu makul mu yani? Yani 4'e 3 mü diyeyim, kare mi diyeyim? Evet, garip bir oran oluyor. Yani tablet de sen değil, telefon da sen değil. Şimdi şöyle bir durum. Aslında dediğin gibi bu telefonlar taşınabilirlik anlamında çok fazla bir şey sunmuyor. Şöyle bir eksisi var, ağır. Evet, bayağı ağır. Cebinde yani bunu hissediyorsun. Bir de kalın. Kalın, baksana şu kalınlığa. Yani o kalınlık cebinde bayağı bir hissedilebilir oluyor. Evet. Bir de ağırlık da yapıyor dediğin gibi. Dolayısıyla bu format hani tamam yeni teknoloji insanı heyecanlandırıyor. Aa diyorsun ne güzel telefon tablet oluyor vesaire falan ama iş gündelik kullanıma geldiğinde pratik değil. Pratik olmuyor. Evet. Bu arada bu söylediğim şeyi sadece mesela Samsung için geçerli değil. Aynı Huawei'nin de var yani, mesela Mate benzer telefonları falan. O da öyle hani o da çok kalın ve hani böyle ki o bundan daha kalın bir de yani. Şuna bak mesela şurada menüyü görüyorsun. Bak burada bir menümüz var. Şöyle göstermiş olayım. Bu menü kenarlarda da boşluk var. Çünkü buna uygun tasarlanmamış bu. Yani işletim sistemine uygun değil. Tabii ki de bu sorun uygulamalarda da karşımıza çıkıyor zaten. Bazı tabii uygulamalar kesik açılıyor mesela. Bazıları tam ekran açılıyor ama tam ekran açılan uygulamalarda da ne oluyor? En boy oranı biraz kayıyor böyle kayıyor. Mesela simgeler evet, şeyler falan. Evet. Yani günün sonunda bu bence ben şahsi fikrim bunlar çok kullanışlı şeyler değil bu telefonlar. Samsung Z Fold için de geçerli, bu diğerleri için de geçerli, diğer markalar için de geçerli. Ama ben şunu söylüyorum her zaman, bu form, yani bu katlanabilir ekran formu karşımıza başka şeylere çıkacak gibi. Ama ben şunu düşünüyorum, flip olayı mesela çok daha iyi. Oraya gelecektim zaten, oraya gelecektim, sen iyi söyledin. Flip başka bir şey yok. Yani flip'i bilmeyenler için söyleyeyim burada, bu arada sevgili teknoloji. Normal telefonun normal katlanmış. Böyle katlanıyor o. Hani bu şekilde. O da birazcık kalın ama çok da aşırı kalın değil. Yok yok, onun kalınlığı bunun normal kadar değil. Yani şu telefonun sadece şu kısmının yarısını şöyle kestik ve buradan uzun tarafından katlamış olduk. Çok güzel, onu ben de çok beğeniyorum. Ve kullanılabilirliği de buna göre çok daha çok iyi daha, bence. Şundan daha ötürü daha iyi. Mesela yeni Flip için konuşuyorum, eski Flip için değil. Yeni Flip modelinde dışarıya koydukları ekran bayağı bir büyük. Evet. O ekrandan mesela selfie falan çekebiliyorsun ki selfie çekerken ana telefonun ana kamerasını kullanıyorsun. Telefonu açmadan. Evet, aynen öyle. Ve eline şöyle tuttuğun zaman çok oturuyor. Fotoğraf makinesi gibi küçük kompakt makineler olur ya, GoPro evet vesaire. Aynen onlar gibi oturuyor eline. Yani uzun telefonu tutarken mesela biraz böyle şey olur ya ama onda katlı bir şekilde tuttuğun evet, için. Evet, yarısını tutmuş aynen olursun. Öyle. Çok güzel oluyor. Hafiflik açısından baktığımız zaman diğer cihazlarla yani günümüzde kullandığımız telefonlarla aynı. Dolayısıyla orada bence bana kalırsa Flip 3 katlanabilir ekranlar tarafında biraz daha böyle uzun ömürlü olur ve önümüzdeki süreçte yeni gelecek olan katlanabilir ekranlı telefonlarda bence ağırlıklı olarak Flip formatında olur. Flip, Razer vesaire. Ben onu da ben çok beğendim. Ben kullanma imkanım da olmadı ama ilk Flip'i kullanmıştık biliyorsun, bize teste gelmişti. Küçük ekranlı olan. Evet, küçük ekranlı olan. O bile güzeldi yani. O alınabilirdi. Hatta fiyatı da çok düştü onun. İlk geldiğinde 15 bin liraydı. İlk birinci modelden bahsediyorum. Sonra 7500 liraya kadar düştü. Şimdi orada bir Samsung'un pazarlama hatası oldu. Tabii şimdi mesela bu 11 binden geldi ama bu geldi, o kadar düşmez. En fazla bana kalırsa, düşerse o da yani 9 bin lirayı falan görür diye düşünüyorum. Ya o verilir mesela ama şimdi bu 20 bin lira. Sen 20 bin lira buna veriyorsun. 20 bin değil o yani. 23 bin mi? 24 bin mi? 23 bin mi? Oo, çok da pahalıymış yani. 23 bin çok ya. Yani bunu 23 bin veriyorsun. Tablet de değil. Ama telefon eyvallah tamam. Telefon tarafı güzel. Ama tablet değil yani. Bunu böyle pazarlıyorlar ama. Ama şu güzel mesela. Ben onda dizi, film vesaire de izledim. Güzel izleniyor. Maç izledim. Hoş. Ama işte orada soru şu değil mi arkadaşım yani sevgili dış sesim. 20 bin lira, 23 bin lira veriyorsun.
bunu alıyorsun. Yani bunu atıyorum 1500 liraya 2000 liraya tabletler var. Alırsın bir tane hani. Aynı çok daha büyük bir ekran. Çok çok çok. Özgür Çetin 2000 liraya tablet var dedi. Evet var var. Hani oradan da film izlersin. Mesele film izlemekse eğer. Hani buna, bunun için bu kadar para verilir mi işte? Burada tartıştığımız konu biraz o zaten. Ama şu var işte. Bunun da nasıl diyeyim? Taşınabilirliği var o açıdan bakarsak tabletlere göre. Mesela tableti taşımak zordur ya. Bunu biz tablet olarak düşünürsek, evet. Telefon değil de tablet olarak düşündüğümüzde daha rahat bir taşınabilirlik sunuyor. Artı şu güzelliği var. Mesela bunu toplantıya gittin, açık defter gibi üzerine not alabiliyorsun bu S Pen desteği sayesinde. Kalemle de kullanılıyor bu tabii. Yani hani orada ekranın büyük olması bir avantaj sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Zaten şöyle bir şey var. Bu telefon kalkıp da böyle senin benim gibi gündelik yaşamda böyle telefon kullanan insanlara hitap edecek bir cihaz değil. Evet, bu daha doğru. Çok böyle iş insanı diyebileceğimiz, ne bileyim böyle işte öğretim görevlisi diyebileceğimiz, hani sürekli toplantılara giren, atıyorum sempozyumlara katılan bu tarz insanlar için. Hani çıkartıp, cebinden çıkartıp tak diye açıp orada hemen hızlı bir şekilde not alabilecek. Biraz daha böyle hayatı komplike yaşayan insanlar için geliştirmiş bir ürün. Parası olan diyelim. Zaten bu tarz saydığım insanların parası var yani. Şimdi fakir adamın ne işi var sempozyumlarda falan toplantılarda. Yani parası olan için güzel bir şey ve dediği gibi yani bunu alan adam biraz tabii hani prestij için de alınabilir. Parası olduğu için de alınabilir ama tabii ben pratiklik anlamında hani bizim gibi kullananlar için çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ama işte Z Flip aynı fikirdeyim o konuda seninle. Z Flip 3 çok daha iyi, çok daha güzel. Onu kullanabiliriz öyle söyleyeyim. Yani sen diyorsun ki katlanabilir ekranlı telefonlarda hani bu şekilde açılıp ekranı büyüyen cihazların çok bir geleceği yok. Evet. Ama buna karşın Flip tarzında normal telefon boyutuna evet. Gelen ve katlandığında küçülen daha az yer kaplayan ikinci ekranı olan ve kullanım kolaylığı sağlayan cihazların daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum diyorsun. Kesinlikle. Bir de şöyle düşün. Şimdi sen buna 23 bin lira para veriyorsun, 2 sene sonra yani seneye bunun yenisi çıkacak. Şimdi yani... Ya o her şey için geçerli her ama. Her şey için yani geçerli ama... Bu sene arabaya da atıyorum 150 bin lira para veriyorsun. Gerçi 150 bin araba yok da. Kalmadı yani. 200 bin lira veriyorsun, seneye yenisi çıkıyor. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum ama. 11 bin lira verirsen diyelim ki 10 bin lira ya da hani Z Flip 3 için söylüyorum. 11 bin lira onu aldığın zaman 2 sene sonra ona verdiğin o parayı acımazsın. Çünkü şu anda zaten iyi bir telefon, amiral gemisi dediğimiz telefonlar o fiyattan başlıyor. Başlıyor yani. iPhone 12'den falan bahsediyorum. Katlanamaz bir telefondan bahsediyorum. Zaten 2 sene sonra, 3 sene sonra zaten diyorsun ki artık ben bunu değiştireyim. Ama bu hani 2 katı bir para vereceksin. 1 sene sonra, 1,5 sene sonra, 2 sene sonra hani biraz eski teknoloji kalacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani... Buna 20 bin lira veren adam bizim gibi düşünmez. Biz biraz daha hani sokaktaki vatandaş kafası düşünerek yorum yapıyoruz ama az önce senin söylediğin noktaya geliyor tabii. Ya bu telefon dediğimiz gibi bize çok hitap etmiyor. Yani biz derken böyle normal telefonu açıp kullanın Instagram, Facebook, işte ne bileyim maillerime bakayım falan filan. Değil, değil. Evet. Bu değil yani. Ha teknoloji meraklısısındır, paran da vardır. Tabii ki canım. Alırsın yani o sıkıntı olmaz. Ama öbür türlü Flip 3 bence, çok iyi, bence de. Daha kullanışlı görünüyor. Pratik görünüyor, evet. Evet, sonuna gelelim artık. Kapatalım yavaş yavaş. Peki ne diyorsun yani? Alınır mı alınmaz mı? Onu söyle son olarak. Onu söyleyeyim. Bence ben dediğin kategoride bir adam olsaydım alırdım. Ama o kategoride birisi değilim. Sokaktaki vatandaşı temsil ediyorum ben kendi adımı. Ben almazdım açık söyleyeyim. Şok şok şok. Özgür Çetin Fold 3 alınmaz dedi. Ben alınmaz diyorum. Sen ne düşünüyorsun peki? Senin fikrin ne? Ben dediğim gibi aynı şeyi düşünüyoruz aslında. Şimdi... Bana iki seçenek sunsalar, sana Fold 3'ü mü yollayalım, işte Flip 3'ü mü yollayalım, hangisini kullanmak istersin? Ben Flip 3'ü tercih ederdim. Çünkü hani daha kullanışlı, kullanım açısından. Peki bizim, para verip alsam? Para verip alsam? Yani göndermeyi geçtik Samsung yollamadın yani testimizi. Hani diyelim ki 20 bin liram da var, hani yok da. Diyelim ki var. He. Tamam 23 bin lira param var cebinde ve telefon için verebileceğim bir rakam bu. Alır mıydın? Almazdım ya, sanmıyorum 23 bin lira. Çok para. Çok para tabii işte, evet oraya geliyoruz yani. 23 bin lira. Bu arada yurt dışında da pahalı bu telefon. Yani Türkiye'de Türkiye fiyatı ucuz bile yurt dışına göre. Yani evet. Şimdi tabii biz
Yani bu paralara alıştık artık. Normal şartlarda adamlar bunu 1000 birime, 1500 birime evet. alıyorlar. Yani burada 1500 Türk lirasına satıldığını gibi düşün. Gerçi burada öyle bir fiyat. Hani 1500 belki biraz abartı da işte bizim askeri ücrette orada dışarıda 1300 lira, burada 2800 lira. Hani iki katıyla çarpalım. 1500 değil de 3000 birime satıldığını düşünelim. Yine herkes alırdı ya. 3000 birime şu telefon Türkiye'de satılacak olsa. Yani gibi geldi. Adam şeye bakmaz. Ya ben toplantıya girmiyorum falan. Tabii canım yani bakkala giderken alo alo falan yaparsın yani ne olacak? Yani. Ya burada zaten bizi kafamızı karıştıran şey o yani. Fiyattan bağımsız konuşamıyorsun ki. Yani fiyatı göz ardı etsem ben bunu alır mıydım? Ha yine düşünürdüm ama dediğin gibi ucuz bir para olsun alırsın tabii ki. Yani. Ne olacak ki bu da böyle olsun dersin falan yani. Ya işte burada yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, vergiler vesaire. Oraya da çok girmeye gerek yok artık, alıştık dediğimiz evet. gibi yani. Ama telefonların da bu seviyelere çıkması tabii üzücü yani 23.000, 24.000 evet. yani bir telefon için. Tabii ne marka olursa olsun, ne özel olursa olsun absürt yani. Yani şu anda çok böyle iyi bir işte bile çalışsanız yani alabildiğiniz maaş. Bir aylık maaş da alamazsın yani. Yani çok zor. Maaş da alınmaz bu telefon öyle söyleyeyim. Ya şöyle diyelim, Türkiye'nin %95'i daha muhtemelen. Yani bir aylık maaşıyla alamaz bunu yani. Doktor falan olman lazım, o da iyi bir doktor olman lazım. Yani. Doktor derken, SSK'da falan doktor olsan yine zor. İyi bir doktor olsan dediğin gibi işte özelde falan olur. Evet, sonuç olarak Özgür Çetin diyor ki bu telefon normal kullanım için uygun değil. Değil. Yani illa katlanabilir ekranlı cihaz alacağız diyorsanız Flip 3 deneyebilirsiniz. Kesinlikle öneririm ben bunu, merak ediyorum, gelsin onunla da böyle bir de çekeriz bir tane. Seninle beraber dıştasın. Olur mu? Olur. Onu da hallederiz. O zaman kapanışı yapacağız. Evet, bu videoda ben Özgür Çetin ve kamera arkasında dıştasınla beraber Samsung Z Fold 3'ün alınıp alınmayacağı konusunda fikirlerimizi paylaştık. Sizin de konuyla ilgili fikriniz mutlaka vardır. Ve bu fikirlerinizi yorumlar kısmında görmek istiyorum. Oraya yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.